Euzu billahi min eşşeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmain. Evet arkadaşlar. Mızraklı ilmihal dersimize devam ediyorduk. Ee, önceki dersimizde oruçla alakalı konuları konuştuk arkadaşlar. Orucu nelerin bozacağını konuştuk. Oruç meselesinde en son ki yapmış olduğumuz derste kimler oruç tutmama ruhsatı vardır? Yani Şerif Şerif oruçtayken kimlere bir izin veriyor? Bu tutmayabilir, bu konuda bir müsamaha vardır. Bunlarla alakalı detaylı bilgileri konuştuk arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise inşallah oruçtaki niyet meselesini konuşacağız. Yani hangi oruca ne zaman niyet edilir veya ne zamana kadar niyet edilebilir? Bu konuyu konuşacağız. Ee, bununla alakalı kaba kuşluk vakti diye bir tabir vardır ne zamandır mesela bu önemli bir konu aslında kaba kuşluk vakti nedir ne zamandır e, bu oruç noktasında bunu konuşacağız bunun yanında arkadaşlar e, oruç tutanlar yani açısından oruç kaç e, noktadadır daha doğrusu konuşu e, yani herkesin orucu aynı mıdır? Mesela bir cahilin orucuyla bir alimin orucu aynı mıdır? Bir veli ile bir işte peygamberin orucu aynı mıdır? Bunların rütbesel farklarını konuşacağız. Cahiller oruç tutarken onlar nasıl bir oruç tutar? İşte ülemanın orucu nasıl bir oruçtur? Enbiyanın orucu nasıl bir oruçtur? Bu konuyu konuşacağız. Ve bunun yanında da arkadaşlar bayram konusunu konuşacağız. Yani e, oruç tutanların bayramı ne zamandır hakiki manada? Müslümanların, müminlerin bayramı nelerdir? Bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki bu bayramlarda kastederken dini bayramlar diye tabir etmiş olduğumuz bayramların ötesinde hakiki bayram diye tanımlamış olduğumuz bayramları ele almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim bugünkü dersimizin ilk bölümüne. Oruçta niyet meselesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dahi oruçta niyet iki nevridir. Oruçta arkadaşlar iki çeşit bir durum vardır niyet konusuyla alakalı. Ben şöyle kısaca bir özet yapayım isterseniz. Bazı oruçlar vardır ki illa imsak vaktinde yapılmalıdır. Ama bazı oruçlar vardır ki kaba kuşluk vakti diye tabir etmiş olduğumuz öğlen namazına yakın bir zaman dilimine kadar da tehir edilebilir. Yani o imsak vaktinde yapılması mecburi olan bir orucu niyetini siz imsaktan sonra yaparsanız o oruca başlamış olmazsınız. Ama diyelim kaba kuşluk vaktine kadar bir e, olan bir niyeti yapılabilen bir orucu ise gece kalkamadınız diyelim ki sahura işte yemediniz içmediniz saat 10 vakti niyet ettiniz. O oruç olarak itibara alınacaktır ve niyet etmiş olduğunuz oruçtan da devreye girecektir. Peki hangi orucu hocam imsa kadar yapabiliriz niyetini? Hangi orucuda illa da e, hani imsakta değil de daha doğrusu kaba kuşluğa kadar tehir edebiliriz? Şimdi arkadaşlar vadahi oruçta niyet iki nevidir. Niyetle alakalı iki tane durum vardır. Bir, evvelki Ramazan nafile nezri muayyen. Ramazan orucu zaten biliyoruz. Nafile onu da biliyoruz zaten. Herhangi bir gereklilik yok. Bir de nezri muayyen. Nezri muayyen demiş olduğumuz şey arkadaşlar ada orucudur. Ama muayyen. Şimdi nezir oruçta adama yapıldığı zaman da nezir edildiği zaman da bir nezir mutlak vardır, nezir muayyen vardır. Yani mutlak oruç tutmaya darsınız. Ne gibi? Şu işim olursa bir gün oruç tutacağım. Bu mutlaktır. Nasıl? Hangi gün tutacağınızı beyan etmiyorsunuz. Yarın da olabilir, öbür gün de olabilir, sonra da olabilir, bir sene sonra da olabilir, on sene sonra da olabilir. Bir oruç var ki günü muayyen. Benim oğlum askerden gelirse bu perşembe veya şu gün veya şu şeyde veya hiç şartı konuşmayalım. İşte bu perşembe oruç tutmak üzerime vacip olsun. Bugün oruç tutmak üzerime vacip olsun diye muayyen bir zaman diliminde tayin etmiş olduğunuz oruç. Şimdi arkadaşlar bir Ramazan orucu. Ramazan orucunun gününü Allah Teala tayin ettiği için o günde Ramazan ayının dışında herhangi bir oruç tutulamaz. Tabii ki belirli tefri meseleler var. Ama normalde Ramazan'da sadece Ramazan orucu tutulur. O yüzden bu Ramazan orucunda ve nafile oruçta yani hiçbir oruç tutma yükümlülüğüm yok Ramazan'ın dışında tabii ki. Mesela bugün benim bugün herhangi bir oruç tutma gibi zorunluluğum yok. Ve ben bugün nafileye niyet edebilir miyim? Gayet tabii ki edebilirim. Bir de nezir muayyen. Yani benim tayin ettiğim gün. Ha bugün olacak. Bu tür oruçların niyetlerinde geceden yapılması şart değildir arkadaşlar. İlla imsaktan önce bu niyetleri bitirmek zorunda değilsiniz. Bakınız normalde İslam'da gün geceden girer. Ne zaman orucun başlamasından yani niyeti ne zaman başlar? Niyet etmek ne zaman sahih kabul edilir? Başlangıç itibariyle akşam namazından. Mesela akşam namazından itibaren yarınki orucun niyetini alabilirsiniz. Çünkü geceden başlar gün. Akşam girdi ve ben yarınki orucun niyetini diyelim ki yatsıdan önce de yatsıdan sonra da imsaha kadar her türlü alabilirim. İşte Ramazan orucunun nafile oruç ve nezri muayyen. Bu üç orucun niyetini akşam namazından itibaren başlayıp ta kaba kuşluk diye tabir etmiş olduğunuz öğlen namazından önceye kadar devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu günler oruçta muayyem günler olduğu için şerif şerif veya sizin kendi tayininizde olduğu için bu mutlak olarak bir müsamaha vardır niyet konusunda. Peki kaba kuşluk vakti nedir arkadaşlar? Şimdi evet kaba kuşluğa kadar niyeti geciktirebiliyoruz ama arkadaşlar kaba kuşluk vakti ile alakalı şöyle bir kural ifade edeyim size. İmsak kaçta okunuyor? İmsak vakti kaçta atıyor? Diyelim ki sabah 6'da atıyor. Peki akşam ezanı kaçta okunuyor? O da 18'de okunuyor. Şu an itibariyle hemen hemen düz hesap üzerinden konuşuyorum. O zaman sizin bir gün içerisinde toplam oruç tuttuğunuz saat şu an itibariyle 12 saattir. Niye? 6'da imsak çıkıyor ve akşam 6'da 18'de ise güneş batıyor. Toplam 12 saat. Kaba kuşluk vaktini bulmak için o toplam oruç tuttuğunuz o 12 saatlik zaman dilimini alıyorsunuz, 2'ye bölüyorsunuz, 6 saat olarak elimizde kalıyor. O 2'ye böldüğünüz zaman da 6 saati de imsan üzerine ekliyorsunuz, kaç oluyor? 6 da imsak çıkıyordu, 6 saatte eklersem 12. O zaman demek ki bugün en geç 12'ye kadar niyet edebilirsin. Halbuki bugün öğlen ezanı 12.55'te okunuyor. Yani öğlenden hani şöyle akla gelmesin işte öğlene yarım saat kala bu her zaman değildir. Bazen bir saat, bir buçuk saate bile hani sarkabilir. O yüzden bugün itibariyle en geç 12'ye kadar niyet edebilirsiniz. Ha imsak 5'te çıktı diyelim. Ee, akşam ezanı örnek verelim ki 8'de doğdu. Mesela 5'ten 8'e kadar. 15 saatlik zaman dilimi. Bu sefer ne yapacaksınız? O 15 saati 2'ye böleceksiniz yedi buçuk. Beşin üzerine ekleyeceksiniz on iki buçuk. O zaman da on iki buçuğa kadar niyet edeceksiniz. Edebilirsiniz. Yani kaba kuşluk vaktinin mantığı budur. Oruç tutacağınız zaman dilimini alır ortadan ikiye böler. imsan üzerine ekler. En geç o saate kadar niyet etmiş olursunuz. Bu birinci kısım. Neymiş arkadaşlar? Ramazan, nafile ve nezir muayyen. Bu tür oruçların niyetlerini gece olmasına gerek yok. Kaba kuşluğa kadar yapabilirsiniz. Ramazan, nafile, nezir muayyen. Bu üçünün niyeti birdir. Evvel vakti Günün tolunması, ahir vakti gün zevale gel e, gelmek sizin, evet gün zevale gelmek sizin yememiş, içmemiş olsa niyet eder, orucu tutar. Yani ne yapacaksınız arkadaşlar? Güneşin batmasından, tolunması dediği güneşin batmasından ahir vakti gün zevale gelmek sizin, yani gün kaba kuşluk az önce dediğimiz vakte gelmek sizin yememiş, içmemiş ise Şayet böyle olsa niyet eder, orucu tutar. Bu durumda niyet edip orucu tutabilirsiniz. Ha hocam ben mesela sabah kalktım, hiç oruç tutma niyetim yoktu. Saat 10'da niyet edebilir miyim? Tabii ki edebilirsiniz. Yeter ki imsaktan o saate kadar yemeyin içmeyin. Orada demiş olduğu da odur. O vakte kadar yememiş içmemiş ise bu durumda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Niyet edebilirsiniz. Hocam ben yedim ama unutarak yedim. Önemli değil arkadaşlar. Ok yediniz. Yenilmenin üzerine niyet bina edilmez. Bunu da bilelim. Gün zevale geldikten sonra niyet caiz olmaz. Ama kaba kuşluk vakti geçtikten sonra yani bugün itibariyle 12 geçtikten sonra artık niyet sahi olmayacaktır. İkinci. Kaza, kefaret, nezri mutlak. Yani kaza orucu. Mesela Ramazan'ın kazası, nafile kaza veya başka kaza. Veya arkadaşlar kefaret, kefaret oruçları. Mesela yemin kefareti ve benzerleri. Bunlar veya Ramazan kazasının da hani bozmuşsunuz kefare tutuyorsunuz veya nezri mutlak. Mutlak nezir yani bir gün oruç tutmak üzere vacip olsun demişsiniz ama hani hangi gün olduğu belli değil. Bu tür oruçların niyetleri illa imsaktan önce olmalıdır arkadaşlar. Bu üçünün niyeti birdir. Vakti gün dolunması yani evvel vakti arkadaşlar evvel vakti gün dolunması günün güneşin batması ahir vakti tan yeri ağarmazdan evvel niyet caizdir. Yani imsak çıkmadan niyet edilebilir. Arkadaşlar tan yeri ağardıktan sonra üçüne dahi niyet caiz değil. Ama imsak geçtikten sonra niyet edemezsiniz. Mesela Ramazan'ın kazasını tutacaksınız. İmsak geçeli 5 dakika olmuş. Artık kazayı niyet edemezsiniz. Nafile edebilir misiniz? Tabii ki edebilirsiniz. Ama şeyde kazayı niyet edemeyeceksiniz arkadaşlar. Bazen şu sorulabiliyor bize fetvada hani çok geldiği için söylüyorum. Hocam ben yarın e, oruç tutmaya normalde işte bugün oruç tutmaya niyet etmiş idim fakat e, uyuya kalmışım sahur yapamadım yani ben bugün kazayı tutabilir miyim? Arkadaşlar bunu konuştuk niyet kasıttır sizin eğer bugün kesin tutmaya niyetiniz varsa yatarken zaten niyet etmiş kabul edilirsiniz. Hani dedik ya gün akşamdan başlar akşamdan itibaren bugün oruç tutmaya niyetiniz vardıysa ve kesindiyse zaten niyet etmiş kabul edilirsiniz. Ve niyet konusu da bu kadardır arkadaşlar. Neymiş? Bazı oruçlar vardır illa imsaktan niyet edilmeli. İşte kaza oruç, nezri mutlak ve kefaret oruçları. Bazı oruçlar da vardır ki kaba kuşluğa kadar gider. Ne gibi? Ramazan orucu. Mesela Ramazan orucunu ilkten tutmama niyeti vardı ama kaba kuşluktan önce niyet edebilir. Veya işte nafile veya nezri muayyen arkadaşlar. Şimdi ve oruç tutanlar üç nevidir. Arkadaşlar oruç tutanlar da üç nevi. Burada şunu anlatacak. Yani oruç tutuyoruz da herkesin orucu bir midir? Yani bir cahil insanla bir alimin, bir enbiyanın, bir evliyanın orucu bir midir? Bu da arkadaşlar ne dedi? Oruç tutanlar üç nevidir, üç kısımdır. Cahillerin, cahiller orucu, alimler orucu, enbiyalar orucu. Cahiller orucu, cahiller yani cahil insanların orucu nedir? Şudur. Bakın hepimiz burada kendimizi konumlandıralım. Bakalım hangisiyiz? Bir, cahiller orucu. Yemezler, içmezler, cima etmezler, gayrı masiyeti işlerler. Yani yemez, içmez, ilişkiye girmez. Yani orucu bozacak bir eylemde bulunmaz. Ama gayrı masiyeti işlerler. Yalan söyler oruçluyken, gıybet eder, harama bakar, iftira atar, kul hakkına girer, kalp kırar. Oruç tutuyor ama sadece yemiyor, içmiyor, cinsel ilişkiden kendini koruyor. Bu cahillerin orucu arkadaşlar. Alimler orucu yemezler. İçmezler, cima itmezler, gayrı masiyeti de işlemezler. Ülema yemez, içmez, cinsel ilişkide bulunmaz, günah da işlemez, gıybet etmez, yalan söylemez, kul hakkına girmez, kimsenin kalbini kırmaz, haksızlık yapmaz. Bu alimlerin orucu. Arkadaşlar peki enbiyalar orucu yani peygamberlerin, velilerin o velileri de buraya katarız. Anlar şüpheli olan şeylerden kaçarlar. Bırakın yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi, günah işlemeyi mubahları bile terk ederler. Şüpheli olan şeylerden biri uzak dururlar. Bunlar da enbiya ve evliya. Evliyalar da buraya katarız arkadaşlar. Velilerin oruçlarıdır. O yüzden oruçlarımızı hangi konumda olduğunuzu bilelim. Hani bunu konuştuk biz geride. Evet belki gıybet etmek orucu bozmaz. Yalan söylemek orucu bozmaz ama sevabını noksanlaştırır. Bundan sakınmak lazım. Oruç tutanların bayramı üç nevi'dir. Oruç tutanlar üç çeşit bayram vardır arkadaşlar. Yani cahillerin bayramı, cahiller bayramı, alimler bayramı, enbiya ve evliya bayramı. Yani bir cahilin bayramı, nasıl bakalım onun bayramı? Alimler ha, neyi bayram kabul ediyor? Veliler, enbiyalar neyi bayram kabul ediyor? Ve cahiller bayramı bunlar akşam oldukta iftar ederler. Bunlar akşam olunca hemen iftar ederler. İstediklerini yerler ve içerler. Bizim bayramımız budur derler. Evet aslında cahilin bayramı nedir? Ya iftar vakti gelsin de hemen yemeği yiyeyim de işte karnım çok aç işte gidereyim. Derdimiz hemen açlığımızı gidermek, susuzluğumuzu gidermek. Bu cahil adamın bayramıdır. Yani sonuçta iftar bir bayramdır aslında. Allah'ın ikramıdır. Hani Ramazan bayramına ne denir arkadaşlar? Ramazan bayramına şeker bayramı denmez. Ramazan bayramı da aslında çok kullanılmaz. Ramazan bayramına İdül Fıtır denir. Fıtır bayramı. Ne demek? İftar bayramı arkadaşlar. Yani iftar etmek bayramımız oluyor. O yüzden Ramazan bayramı İdül Fıtır denir. Şimdi cahillerin bayramı neymiş? Bunlar akşam olduğu zaman yiyip içip ve artık mutlu olurlar onunla. Alimler bayramı akşam oldukta iftar ederler. Evet onlar da iftar eder. Eğer Allah azimüşşan tuttuğumuz oruçtan razı olduysa bizim bayramımız budur. Eğer razı olmadıysa bizim halimiz nice olur deyü tefekkür ederler. Onlar da bu şekilde hareket eder arkadaşlar. Yani hemen iftar edeyim. Ya akşam şunu düşünüyor muyuz? Ya ben bugün oruç tuttum da acaba Allah kabul etti mi? Acaba eksiği var mı? Acaba noksanı var mı? Ben bugün hiç yalan söyledim mi? Hiç gıybet ettim mi? Hiç kalp kırdım mı? Hiç kandırdım mı birisini? Bunu düşünüyor muyuz arkadaşlar? Düşünmüyorsak cahil bayramı kutluyoruz. Ama ülemanın bayramı alimler ben borcu tuttum hamdolsun. Acaba Rabbim kabul etti mi? Arkadaşlar Allah dostları ömürlerinin altı ayını Ramazan'a kavuşmak için dua ederek geri kalan altı ayını da Ramazan'ımızı kabul et diye dua ederek geçirirlermiş. Ya Rabbi bizi Ramazan'ı kabul et. Ramazan girdikten itibaren. Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail et diye dua ederler. Biz bu derde giriyoruz. Girmiyorsak tam bir cahiliz arkadaşlar. Peki. Emma Enbiya ve Evliya bayramı Ruhiyetullah'tır. Enbiya ve Evliya için bayram nedir arkadaşlar? Allah'ı görmektir. Ne zaman Rabbimiz'i gördüler onlar için hakiki bayram olur. Yoksa yemişler, içmişler Ramazan. Tam tersi onlar Ramazan'ın bitmesine üzülürler. Niye? Ganimet. Ramazan bir ganimet arkadaşlar. Her şey misliyle. Her şey misliyle. Ya böyle bir ganimeti nereden bulacak? Düşünsenize. Patronunuz size dese ki her normal zamanlarda bir maaş Ramazan'da size 100 maaş, 100 kat, 70 kat diyelim ki 70 maaş vereceğim. Hepimiz bütün senenin Ramazan olmasını isteriz. İşte Allah Celle Celaluhu Ramazan'da her şey 70 kat sevaplar veriyor arkadaşlar. Bu çok büyük bir şey. Onlar onlar işte Allah dostları ve veliler Ramazan'ın bitmesini bayram değil, Allah'a kavuşup ruhiyetullahı görmeyi hakiki bayram. Elbette Ramazan bittiği için biz bayram sayarız. Çünkü Allah onu bize ikram etmiştir. Ama onların asıl mesruru olacağı bayram nedir arkadaşlar? E, ee, ruhiyetullah'tır. Hani derler ya, e, ee, Hasenatul ebrar mukarrabin. Ebrar kulların iyilikleri mukarrab kullar için bir günah sebebidir. Yani mukarrepler onları bir iyilik olarak görmez. Aksine bir şey olarak hani mutlu olunamayacak bir şey olarak görürler. Peki. Vadahi cümle müminler bayramı beş nevidir. Şimdi Müslümanların arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Şu anlatılanlar i̇hya ül i̇bn Recep el-Hambeli'nin işte e, ezkar ve davat diye bu bağlamda hani kitabı var. Ondan çok nakiller. Yani şu okuyacaklarımız hep oralardan alınma. Daha detaylarını orada görebilirsiniz. Fuka'nın o şeylerdeki tanımlamalarından. Yoksa bunlarla ilgili tabii ki hadis-i şerif bizatihi bu lafızda yok. Ama ne var? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları noktasından bir müminin kalite farkı arkadaşlar. Kalite farkı. Yani elbette en hepimiz bundan mesrur oluruz ama bir peygamberin bir velinin bakış açısı bambaşka yani onların pikseli çok yüksek arkadaşlar onlar olaya çok yüksek çıtadan bakıyorlar ve dahi cümle müminlerin bayramı beş nevidir evvelki evvelki oldur ki kaçan bir mümin sol yanındaki melek kötü amel olarak yazma bir şey olmaz ise bu mümin için bir bayramdır şimdi bize şunu anlatıyor Evet cahilin alimin bayramı var ama bir de bayramlar var. Bir Müslüman neyi bayram görmeli kendine? Ne zaman mutlu olmalı? Evvel oldur ki kaçan bir müminin sol evet arkadaşlar sol yanında sol yanındaki melek kötü amel olarak yazma bir şey bulamaz ise bu birinci bayramımız arkadaşlar. Neymiş? Eğer sol yanımızdaki melek yazacak bir şey bulamaz ise bu bizim bayramımızdır. Niye? Günah işlemiyorsun demektir. Demek ki haram yok, mekruh yok. Hiçbir şey işlememişsin. Bu bayramdır. İkinci şu kaçan kelimesiyle ilgili de arkadaşlar, evet kaçan bir müminin sol yanında ki melek kötü amel olarak yazmaya bir şey bulamaz ise. İkinci sekeratül mevtte müjdeci melekleri gelip merhaba ya mümin sen cennet, cennetliksin deyü müjde ederlerse. Evet arkadaşlar bu da bizim için bir bayramdır. Düşünsenize ruhumuzu teslim edeceğiz ve insan ahir nefesini teslim edeceği zaman da ahiretteki e, makamını görür cennetlik mi cehennemlik mi diye. Düşünsenize orada bizim cennetteki makamımızı görüyoruz. Bu bizim için büyük bir bayram sebebidir. Üçüncü Kabre vardıkta kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe bulur ise bu da bir bayramdır. Yoksa dünyada arkadaşlar milyonlarımız olsa, bütün nimetler bizim olsa, dünyayı biz yönetsek, her istediğimiz olsa, istediğimizi yiyip istediğimizi giysek, mutlu olsak, istediğiniz insanla beraber olsanız arkadaşlar, hiçbiri gerçek bayram değildir. İşte gerçek bayram bu. Ney eğer sol taraftaki meleğin bir şey yazamadıysa senin için bayram odur. Nedir? Ölüm anında ahiretteki cennetteki makamını görüyorsan senin için bayram odur. Üçüncüsü, kabre vardıkta cennet kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olduysa bizim için bayram odur. Dördüncü, Arş-ı Rahman altında enbiya ve evliya ve ulema, sülaha ile e, gölgelenir gölgelenür ise hani efendimiz Ali sallallahu aleyhi buyuruyor ya e, içtik mahşer günü ee, hiçbir gölgenin olmayıp sadece e, yedi sınıf insanın arşın gölgesinde gölgeleneceği e, bir işte yer olacak. Orada işte ülema, şüheda vesaire gölgelenecek gençken namaz kılanlar arkadaşlar gençken namaz için koşanlar bunlar 50 bin sene insanlar arkadaşlar o mahşerde güneşin Allah altın Tepesinde böyle bir mızrak boyu güneşin altında bütün insanlar bekleyecekler. Neyin Hesap görülmesini. Hepimiz bekleyeceğiz. Cennetli, cehennemli, mümini, kafiri. Herkes bekleyecek arkadaşlar. Kimisi terden dizlerine kadar, kimi beline, kimi omuzlarına kadar terleyecekler. Kimisi terin içerisinde boğulacak arkadaşlar. O derecede buralarına gelecek. Artık kafirler şunu diyecek. Ya Rabbi diyecek. Bizi cehenneme koyuyorsan koy ama bu kadar bekletme. O bekletmek öyle eziyetli, öyle böyle ağır gelecek ki insanlar diyecekler ki cehenneme girelim de beklemeyelim. Arkadaşlar böyle bir yerde yedi sınıf insan o arşın gölgesinde gölgelenecek. Hamd sancağı altında gölgelenecekler. Peygamber Livayül Hamd diye tabir ettiğimiz. Arkadaşlar işte alimler, şehitler, gençken kalbi mescit için atanlar. Gençken yani daha genç delikanlı işte 20'lerinde 30'larında en fazla 15'lerinde ezan da camiye gideyim diyen işte bu bu kimseler o gölgeliğin altında duracaklar. Kendisine bir kadın zina teklif etmiş. Ben Allah'tan korkarım. Zina etmem deyip bunu reddeden delikanlı sen de orada bekleyeceksin. Veya bunu reddeden hanım kardeşim sen de orada bekleyeceksin. O gölgelikte sen de duracaksın. O yüzden bugün işte tabii ki birisi geliyor size diyelim ki caiz olmayan bir şeyi teklif ediyor Allah korusun. Reddediyorsun ben Allah'tan korkarım. Bundan karşı tarafın güzelliği çirkinliği için değil zaten çirkin bir şey değil ondan değil Allah korkusu için. E, ya, tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bu kimse o ham sancı altında bekleyecektir. İşte adil hükümler vesaire arkadaşlar. İşte bizim cennetimiz o zamandır. Yani bizim bayramımız daha doğrusu. Beşinci, kıldan ince ve kılıçtan keskin ve gecenin karanlığından karanlık. Bin yıl iniş, bin yıl yokuş, bin yıl düz olan sırat köprüsü üzerinde yedi yerde olan suale cevap verip geçer ise eğer veremez şey geçer ise bizim bayramımız odur. Eğer veremez ise her birinde bin yıl azap olunsa gerektir. Tabi bu arkadaşlar bir betimleme, bir tanımlama. Normalde sırat köprüsü demiş olduğumuz şey sırat köprüsü biliyorsunuz cehennem üzerine kırılıyor. Evet kitaplarda geçiyor. İbn-i Recep el rahimullah anlatıyor. Aynen bu şekilde zaten oradan vesaire diğer şeylerden de bulabilirsiniz. Ee, bu tür kitaplardan. Bu tanımlama ama bu tanımlama sırat köprüsünün vahametiyle alakalı. Cehennem üzerine kurulu bir köprü, Sırat Köprüsü bugün cehennem üzerine kurulu bir köprü. Onu geçen cehennemden kurtulmuş olur. Onu geçen cehennemden kurtulmuş olur. Hatta Sırat, cehennem Sırat Köprüsü üzerinden geçen birisi olduğu zaman da ey mümin acele et, nurun beni söndürüyor. Yani hemen geç, bekleme. Sıratı hızlıca geçecek. Bunlar arkadaşlar hani kıldan ince, kılıçtan keskin sıratın zorluğuyla alakalı. Günahkarlar için Sırat Köprüsü öyle olacak, öyle görecek. Yani duramayacak, düşecek cehenneme. Allah muhafaza eylesin. Ama şey ise Müslüman için ise gep geniş bir tabiri caizse tanımlayacak olursam bugün duble yol düğün, dört şeritli bir yol gibi düşünün veya farklı düşünün. Hani aklınıza yatırmak için diyorum. Rahat geçecek, hızlı geçecek. Kimi yürüyerek, kimi son surat hızla geçecek. Amellerimize göre arkadaşlar. Burada dediği de karanlık. Niye? Günahkar için böyle olacak. Böyle gibi hani e, onun için söz konusu olacak. Çünkü nihayetinde cehenneme düşecek. Ve bu şekilde tanımlamış işte Sırat Köprüsü'nü bin yılda geçilecek diye ama bununla ilgili hadis-i şerifler arkadaşlar bu bağlamda yok. Hani bu şekilde direkt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yok. Ama sıratın zorluğuyla alakalı hadis-i şerifler var. Sıratın meşakkatiyle mümin için bir işte kolay bir geçiş olacağını, kafir için zor bir geçiş olacağını ama böyle işte dediğim kitaplarda işte davet, esker kitaplarında bununla ilgili tanımlamalar var. Bunu bile. Şundan işte şu örneklemedir. Eğer cennetliksek inşallah e, Rabbim arkadaşlar rahmetiyle muamelesin. Hepimizi sorgusuz sualsiz cennete koyan, e, girenlerden etsin... Eğer cennetliksek rahat geçeceğiz. Cehennem altımızda ama onu görmeyeceğiz. Sıkıntısını yaşamayacağız. Şöyle anlatayım ben size. Anlamanız için. Çok böyle arkadaşlar Çağlı altta böyle fokur fokur Böyle çok sert akan bir de, de, dere yatağı düşünün Nehir düşünün Çok sert akıyor Üzerinde de çok geniş bir köprü var Yani rahat 10 tane araba gider Siz o yoldan giderken O alttaki arkadaşlar Nehrin o e, azgınlığı sizi korkutur mu? Çok korkutmaz Daha genişse hiç görmezseniz hiç korkmazsınız Hızlı geçerseniz hiç fark etmezseniz bile ama o köprüyü, öyle bir şeyin üzerinde olan bir köprüyü, bir kafir gözünde arkadaşlar o köprü ne olacak? Düşünün ki böyle bir tane tahta koymuşlar, uzatmışlar. Sen onun üzerinden karşıya geçiyorsun. Veya günahına göre böyle bir yürüme yolu yapmışlar, bir araba yolu yapmışlar. Bir tasvirleme arkadaşlar. O yüzden kişi için bu böyle olacaktır. Yani günahkarsan senin işin o kıldan ince, kılıçtan keskin gibi olacak. Öyle olacak ve düşecek o insan Allah muhafaza eylesin. Allah Teala bizi bundan uzak etsin arkadaşlar. Peki. Burada kalalım isterseniz inşallah bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد